sagte, wenn ihr wirklich informiert sein wollt, dürft ihr niemals nur die deutschen Medien lesen. Da werdet ihr nie wissen, was außenpolitisch wirklich los ist. Und das begleitet mich. Sosyal Demokrat Partili göç, mülteci ve uyumdan sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz, bakan olduktan sonra ilk kez Hamburglu seçmeniyle buluştu. Ich habe einigermaßen beurteilen zu können. Das ist ein trauriger Zustand, aber deswegen können wir Politikerinnen und Politiker ja auch nur immer wieder anbieten, tatsächlich ins Gespräch. Seçim bölgesi Wandsbek'teki SPD binasında seçmeniyle kahvaltı yapan Özoğuz, her ay bir konunun işlendiği bu defaki politik kahvaltıda Ukrayna'nın politikasındaki son durumu masaya yatırdı. Federal milletvekili, meslektaşı ve dış politikalar sözcüsü Nis Anne'nin konuşmacı olarak katıldığı toplantıyı yöneten Özoğuz, büyük ilgi gördüğü seçmenlerine teşekkür etti. Toplantının sonunda arkadaşımız Erdal Altuntaş'ın sorularını cevaplandıran Özoğuz, Başbakan Erdoğan'ın ziyaretinin çok olumlu geçtiğine işaret etti. Ve gerçekten bu çok güzel geçti tabii, çünkü ilk defa kansler anladı, yani başbakanın başbakanlıkta bir masa etrafında Türkçe konuşabildik. Güzel bir şekilde tabii, biraz tarihi bir şey oldu ve çok büyük bir sıcaklık vardı. Onun ardından Sayın Başbakan Erdoğan'la Merkel görüşmesinde ben öğlen yemeğine katılmıştım. Orada da tekrar beraber görüşüyoruz. Benim gördüğüm şu, belki bu koalisyonun da etkisi daha bir sıcak oluşmuş. Eski görüşmelere göre, bana kendileri de öyle söylediler, daha bir sıcak geçti. Daha bir bence vardır. Çünkü tabii ki biz daha bir yakın bakıyoruz Türkiye'ye. Daha bir yakınlık hissettiriyoruz. Öbür tarafta o kadar sert davranmak istemiyor.